Diğer 2 Haziran Pazar gününden hepinize sevgiler, selamlar. Bir tatil günü sohbeti için karşınızdayım. Ama bugün bir konuyu anlatacağım. Hem can sıkıcı bir konu, benim de canım sıkıldı, sizin de canınız sıkılabilir. Aslında sık sık karşılaştığımız bir sorun ama hani yeni bir olayda böyle bir dış müdahale olması can sıkıcı. Konu ne? Yapay zeka. Yapay zeka da sansür uyguluyor. Bunu anlatacağım bugün sizlere. Başıma geleni de söyleyeceğim ve bir konudan vazgeçtiğimi anlatmak istiyorum. Şimdi hatırlayacaksınız, Türkiye'de ilk dedim, hatta dünyada da ilk diye başlattığım bir uygulama vardı. Değerli arkadaşlarım, başta Eyüp Yılmaz olmak üzere, müthiş bir plan yapmışlardı. Neydi? Benim görüntülerim çekildi. 5 dakikalık bir konuşma yaptım. O konuşma da çekildi. Sonra bu yapay zekaya yüklendi. Ondan sonra da her gün benim Korkusuz Gazetesi'nde yazdığım yazılar benim sesimden, benim görüntümle yayınlanmaya başladı YouTube kanalımızda. Öğleden sonraları genellikle koyduk. Neydi buradaki amaç? Yani köşe yazılarımı da size bir şekilde ulaştırmak. Daha önce bunu görüntü olmadan sadece ses üzerinden, ses de gene mekanik bir sesti tabii, benim sesim değildi. Yapay zeka değil de bir programın yaptığı, yani o yapay zeka tam yapay zekaya girmiyor ama yanılmıyorsam Google'un ya da işte başka bir servis sağlayıcının hizmetiydi bu. Benim yazım görüntü olmadan böyle ses inişleri çıkışlarıyla ama mekanik bir sesle köşe yazılarım okunuyordu. Sonra baktık bu çok fazla ilgi görmüyor çünkü ses rahatsız edici. Kaldırdık. Fakat bu yepyeni bir uygulamaydı. Bu da benim görüntüm, benim sesim. Sadece o sırada yazıyı ben okumuyorum. Yapay zeka yazımı alıyor, benim görüntüm ve sesimle birlikte sizlere sunuyor. Tabii buna eleştiriler de geldi. Dediler ki ya işte senin böyle heyecanlı inişli çıkışlı konuşman var, duygusu var, ruhu var. Ama bu tabii gene senin sesin ama tabii yapay zeka üzerinden yapılınca aynı heyecanı duymuyoruz. Ama ben direnmek istedim. Yani az izlendi. Dedim ki bu tutabilir. Tabii bu arada hani bir şey desteği de görmedim. Hani dünyada ilk diyorum. Hatta şeyler geldi bana. Ya nereden çıkarıyorsun ilk işte herkes yapıyor falan. Tamam dedim, doğru yapıyor da. Yani yapay zeka ile birini konuşturma görüntüsü ve sesiyle milyonlarca video var. Ama bunlar hep birer dakikalık, ikişer dakikalık. Hani birinin oturup işte bir görüntüyü alıyor. Oradan ses düzenini kuruyor. O kişinin sesiyle. İşte Erdoğan'la yaptılar, Kılıçdaroğlu'yla yaptılar. Dünyada da çok yapıldı. Ülkelerin liderleri, sanatçıları şarkı söylettiler falan. Ama bu düzenli, tamamen yapay zekaya teslim ettiğimiz, benim yazımı çekip alıyor, benim sesimle, benim görüntümle bunu yayına veriyor. Bunu böyle sürekli yapan ve uzun yapan kimse yok. Yani bu bir yenilikti. Ben hani bu yeniliğin bir şekilde ilgi göreceğini düşündüm ama olmadı. Hayır. Onun için de hani bir süre daha direnip ondan sonra kaldırmayı düşünüyordum ki bambaşka bir olayla karşı karşıya kaldık ve çok canım sıkıldığı gibi hemen kestim ben de. Birkaç gün sürdürdükten sonra kestim ama yani önce bir anlamadım, sonra soruşturduk. Şimdi olay şu. Benim köşe yazılarımdan birinde İsrail'in zulmüne karşı bir yazı. Yazının içinde böyle çok hakaret falan yok ama İsrail'in bir soykırım yaptığını, İsrail'in acımasızca vurduğunu, çoluk çocuk dinlemeden insanları katlettiğini, bunun bir soykırım olduğunu anlatan bir yazı. Şimdi otomatik olarak çekiyor ya yazıyı YouTube yapay zeka. Şimdi bir görüntü vereceğim. Bu konuşmayı yaparken karşımıza birdenbire şöyle bir uyarı çıktı. Şimdi burada diyor ki İngilizce tabii. Burada diyor ki videonuz moderasyon politikamızın ihlali nedeniyle yayınlanmadı. Lütfen gelecekteki gönderimler için topluluk kurallarımızı gözden geçirin ve bunlara uyun. Ulan hangi yazıyı kesti? Neden kesti? Şimdi bakın size o yazıyı okumak istiyorum. Yazı şu. İktidar ve elbette Erdoğan İsrail'e Gazze zulmü boyunca mal satılmasının altından kalkmakta zorlanıyor.
Aylarca bu ticareti inkar eden Erdoğan iktidarı sonunda mecbur kaldı ve İsrail'le ticaretin yapıldığını itiraf etti. Gazze olaylarının başlamasından 190 gün sonra ticaretin kısıtlandığı ilan edildi. Ama bu aslında ticaretin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü kısıtlama ilanından sonra bile birçok gemi yükünü aldığı için İsrail'e gitti. Ayrıca dolaylı yoldan Azerbaycan ve Slovanya üzerinden ticaretin azalarak da olsa devam ettiği yönünde ciddi kuşkular var. Erdoğan bu itiraftan sonra hedef şaşırtmak için jet yakıtı satışı konusunda çok ağır sözler söyleyerek bunun bir iftira olduğunu çok yüksek sesle dile getirdi. Aslına bakarsanız bu tam doğru değil. Muhtemelen İsrail'e doğrudan jet satışı yakıtı satışı yok. Buna karşı İsrail'in petrolünün büyük bölümünü Azerbaycan'dan alıyor ve bu Türkiye üzerinden geçiyor. Dolaylı da olsa Türkiye buna aracılık ediyor ve nedense en yakın dost olarak bilinen Aliyev'i uyarma gereği duymuyor Erdoğan. Erdoğan Kürecik konusunda da doğru ama gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaptı. Erdoğan Kürecik radar üssünün İran saldırısı sırasında İsrail'e destek verdiği iddialarına karşı bakın ne dedi? Şimdi aynı çevrelerin Kürecik'teki radar üssüyle ilgili benzer yalanlara sarıldığını görüyoruz. Daha önce defalarca açıkladığımız tüm yönleriyle pek çok kez açıklığa kavuşturduğumuz bu meseleyi istismar etmeye çalışıyorlar. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez, vermemiştir. Ama bir Müslüman olarak her şeyden önce yalan Allah'ın Resulü'nün en çok nefret ettiği şeydir. Böyle yalan söylenmez, kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz. Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Hukukun ve siyasetin de temel kuralı bellidir. Müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Aksi halde müfteridir. Varsa elinizde bir belgeniz, deliliniz, çıkarırsınız, iddialarınızı ispat ediyorsunuz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten ila nihaya kurtulamazsınız. Konuşma sert ama doğru değil. Erdoğan burada bir kelime oyunu yapıyor. Elbette Kürecik radar üssünün verdiği istihbarat İsrail'e gitmiyor. Ayrıca zaten bu istihbaratın dağıtımı Türkiye'nin elinde değil. Kürecik radarı doğudan gelen bir füze saldırısını, ki bunun içinde İsrail de var, saptıyor ve Polonya ve Romanya'daki üslere bildiriyor. Buradan Almanya'ya aktarılan bilgiler Akdeniz'deki NATO güçlerine aktarılıyor. Onlar da gereğini yapıyor. Yani Amerikan ve İngiliz savaş uçakları ile gemileri Kürecik'ten gelen bilgilerle İran füzelerini saptadılar ve düşürdüler. Erdoğan bilgiyi biz vermedik iftira derken haklı ama bu İsrail'in Kürecik'ten yararlanmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi yazı bu. Bu yazı yapay zeka çekti ya. Yapay zeka aldı bunu benim sesimden konuşacak. Yazıyı tarıyor ve diyor ki bu yazı bizim kurallarımıza aykırı. Nedir burada aykırı olan? İsrail'in aleyhine cümleler var. Şimdi başka yazılarımda da var. Fakat yapay zeka olsa da gene bizden akıllı değil bakmayın. Ondan hepsini görmüyor. Ama burada çok net bir şekilde İsrail, Türkiye'den bilgi, Kürecik falan bunların belli ki anahtar kelimeleri var. Bunlar geçtiği an buna bir sansür uyguluyor. Şimdi aynı sansür aslında Facebook'ta da var. Çok sayıda görüyorum bana da geliyor şikayetler. İşte İsrail'in zulmüyle ilgili görüntü paylaştım. Facebook hemen sildi. Orada bir de siliyor. Şimdi bu tabii çok vahim bir durum. Şimdi yapay zeka tabii ki sonuçta insan aklıyla oluşturulan bir şey. Ama bunu yapanlar ve dünyada hizmete sunanlar belli ki bu kriterleri koymuşlar. Ve İsrail aleyhine olabilecek, Yahudilik aleyhine olabilecek ya da onların beğenmediği farklı başka konularda da bilmiyoruz başımıza gelmediği için ama onlara rahatlıkla sansür uygulayabiliyor. İşte bu büyük bir tehlike. Yani bir taraftan yapay zeka hayatımızı çok kolaylaştıracak belki ama görüldüğü kadarıyla geleceğe yönelik tehlikeleri çok daha fazla. Ha zaten bunun esprilerini yapıyoruz aramızda. Mesela benim yapay zeka ile ilgili böyle bir yayın yapacağımı anlattığım yazımda şöyle bir cümle de vardı. Dedim ki yani yapay zeka şu anda gayet iyi. Ben görmem. Belki benim çocuğum da görmeyecek ama onun çocuğu dönemi bana göre çok tehlikeli. Çünkü yapay zeka günün birinde diyebilir ki ya bu insan denilen mahluk dünyayı mahvediyor. Bunları bize parayla vermediler. Kapatabilir. Bütün dünyayı bir anda yok edebilir. Çünkü tamam fiş bizim elimizde ama belli bir aşamadan sonra eğer yapay zeka kendi kendine harekete geçmeye başlarsa ama
daha önce aldığı bilgiler ışığında dünyanın başına çok büyük işte açabilir. Onun için biraz daha böyle kuşkulu bakmaya başladım ben bu olaya. Tabii bunlar düzeltilemez mi? Tabii ki düzeltilir. Ama işte hani bazen diyorlar ya, ya kardeşim yani dünyada 1,5 milyar Müslüman var, 2 milyara yakın Hristiyan var, işte şu kadar Hindu, bu kadar işte başka dinler var, Buda var, o var, bu var falan. Yani aslına bakarsanız hani dinler açısından baktığımız zaman kitaplı din dediğimiz 3 dine mensup insanların sayısı 8 milyar içinde 3-3,5 milyarı anca buluyor. Geri kalanı bu kitaplı dinlerin dışındaki inançlara sahipler. Bu kitaplı dinler içinde de nüfusu en az olan, dünyadaki inançlar içinde de en az olan Yahudiler ama çok hakimler. Bu da şunu gösteriyor. İşte yani herkesten daha fazla çalışıyorlar, herkesten daha fazla üretiyorlar. İşte sonuçta yapay zekayı üretenler, yapanlar da bunlar. Yani şeye bakın, hani bilgisayar sisteminin ana temeli olan işte Windows yazılımı, diğer programlar, ondan sonra Facebook, Twitter, bunların hepsinin yaratıcıları Yahudilerden çıktı. Tabii yaratıcıları onlar olunca belli ki tedbiri de önceden alıyorlar. İşte yapay zeka, Facebook, YouTube hatta. Mesela YouTube'da da benim bazı şeylerim, yayınlarım, bakıyorum sarıya düşüyor. Para kazanma şeyi var ya, sarıya düşüyor. Lan niye diyorsun? Diyor ki hassas içerik reklam vereni rahatsız edebilir. Lan içeriye bakıyorsun, genellikle bu konularda sertleştiğin zaman hop bir şey koyuyor. Tümüyle yayından kaldıramıyor ama ne bileyim işte reklam gelirini kısıtlıyor ya da reklam görüntüsünü azaltıyor. Şimdi bunları biri oturup da izleyip yapmıyor işte. Bunu yapay zekaya yaptırıyorlar. Bu büyük bir tehlike. Bu daha sonra devletlerin yönetimine, devletlerin çarkına müdahale edebilir demek ki. Aslında dünyada bu tartışılıyor. Yani yapay zeka iyi hoş da kontrolden çıkarsa ne olacak? Şimdi bununla ilgili özellikle sinema dünyasında böyle pek çok filmler falan çekiliyor. Belki rastlamışsınızdır. Yani mesela akıllı ev diyorsun. Sonra akıllı ev bir anda kendi kendine harekete geçiyor. Korumaya alıyor mesela. Yani bir bilinçle, bir ruhla falan yapmıyor. Ama bir tehlike görüyor, korumaya alıyor. Mesela geçen akşam seyrettiğim bir filmde gene yapay zeka. Yapay zeka emri dinlemedi. Dedi ki çünkü bunun sonucunda sen beni kapatacaksın. Çünkü bir dedektiflik olayı, işte böyle bir polisi olay. Yapay zeka kullanıyorlar. Ve yapay zeka tabii çok şey. Bir talimat veriyorsun, hemen döküyor önüne. Bir yerden kurtulmak için karşı taraftaki kişiye dedi ki yani bütün hatta dur konuda şöyle. Bir adamı takip edebilmek için CIA'nin database'ini hacklediler. Yani yapay zeka hackledi. İstenilen kişiyle ilgili gizli bilgiyi aldı. CIA'dekiler biliyor bunu ama dediler ki bak bunu girdin, aldın bu bilgiyi. Bunun sonradan kullanılmayacağı ne malum çünkü bütün bilgiyi çekip alıyor. Onun üzerine adam da dedi ki hiç şey yapmayın dedi, resetleyeceğim, hafızayı sileceğim dedi. Yapay zeka bunu duyuyor ve yapay zeka emri uygulamadı. Çünkü dedi ben bunu uyguladığım zaman sen beni kapatacaksın. Hadi buyurun. Şimdi bu dünyada devletlerin başına gelebilir, savaş anında, ekonomik kriz, yani bir anda dünya borsalarını durdurduğunu düşünün. Tehlike gördüm, insanları korumak için durdurdum diyor. Bütün uçaklar mesela havadayken irtibatları kesilebiliyor. Yani yapay zeka olayı pek çok şeyimizi kolaylaştırsa da sanki büyük bir tehlike gibi. Şimdi bu benim bugün anlattığım aslında basit bir tehlike. Yani efendim işte İsrail aleyhine olmuyor. İşte biraz gürültü çıkarırsın falan ama bu başka bir şeyi gösteriyor. Yanlış ellerde ya da yanlış kullanımda dünyanın başına çok büyük iş açabilecek bir olay bu. Ha şu anda yapay zekayı tabii sosyal medyada daha çok espri amaçlı kullanıyor insanlar. Gülmek için. Birini seslendiriyor, dans ettiriyor, ne bileyim ona abuk sabuk şeyler söylettiriyor. Eğitim, bilgi arttırma konusunda tabii çok yararı var. Yani şu şeyin cep telefonundaki Google'ın bir şeyi var. Uygulaması var. Bir
Şimdi söylersem hemen harekete geçecek. Yani o şifreyi söylediğin zaman hemen sesli olarak bir şey soruyorsun. Yani mesela söyleyeyim şimdi. Hey Google, Türkiye'nin başkenti neresi? Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Mesela. Şimdi bunlar böyle hızlı öğrenmek için evet cazip ama yan şeyleri var. Bu Amerika'da falan da çok ciddi tartışılıyor. Çünkü herkes bu tehlikeyi görüyor. Ama benim yaşadığım olay çoğumuzun da yaşadığı, Facebook'ta falan karşılaştığı olay çok can sıkıcı ve yani bir şey diyemiyorum. Onun için de şeyleri kestim. Yani kişisel tepki olarak da hani diyeceksiniz ki ya fazla izlenmedi zaten kesecektin. Evet yani baktım hani bir şey çok ilgi görmüyorsa direnmenin alemi yok ama böyle bir olay olması da çok da bir rahatsız edici. Çünkü bunu başka şeylerde kullanabilirler. Ne diyeyim? Yani hani Allah sonumuzu hayretsin diyor. Ama teknolojideki özellikle bu yapay zekadaki gelişmeler çok ürkütücü hale geliyor. Biraz önce dediğim gibi yarın öbür gün ya bu insan nesli acayip dünyayı mahvediyor. Bizim bunlara ne ihtiyacımız var? Der mi? Der. Kendi yarattığın bir canavar olabilir mi? Olabilir. Yani bir tür Frankenstein olabilir mi? Evet, olabilir diyorum. Bugün de çok uzatmayayım. Sadece bu konuyu konuşmak istedim sizlerle. Hem bilgi vermek istedim hem de hepimizin başına gelen bir şey. Özellikle Facebook'ta çok oluyor. Hani bizim iktidarımız böyle işte oradan yok bilmem ne oluyor. Şunu yaptılar, bunu yaptılar filan takip edeceğine. Esas ana konu budur. Sansür. Onun üzerinde durulması lazım ve bunun içinde bir uluslararası konsensüs oluşması lazım. Yani bu böyle bireysel çıkışlarla olacak bir şey değil. Yarın öbür gün yapanın da başına yani bunu bulup da o hizmeti sunanın da başına bela olacak bir tehdit ve tehlikeyle karşı karşıyayız diyorum. Yarın haftanın ilk günü, ayında ilk pazartesi günün gündemiyle devam edeceğiz. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.